Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İsterseniz abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada özellikle bir CFTC üyesinin arkadaşlar Sece kripto düzenlemesi için ortak çalışmalıyız demesi üzerine şöyle genel olarak bir konuşacağız. Piyasada neler, ne var ne yok, neler oluyor vesaire. Bunlarla alakalı genel bir değerlendirme videosu olacaktır. Şimdi biliyorsunuz aslında birçok şey Kraken vakasıyla başladı. SEC bir anda kriptoların üzerine gitme konusunda büyük bir karar almıştı arkadaşlar. İlerleyen vakitlerde kripto paralar üzerinde Bitcoin ve altcoin'ler üzerinde büyük bir aktivite kuracaktı. Bunu önce Kraken'le başlattı. Doğrudan Kraken'e dedi ki şu staking'i kaldır dedi. Kraken devamında staking'i kaldırdı fakat hemen üstüne sen zamanında bunu yaptın, kayıt dışı menkul kıymeti sattın, pazarladın gibisinden bunu mahkemeye verdi arkadaşlar Kraken'i. Bu arada bunları düzgün bir şekilde anlatacağım çünkü hem bütün bunlar önemli hem de tabii zaman akışı büyük ihtimalle kafanızda kaymış olacaktır arkadaşlar. Bunların ya da belki birini ikisini bileceksinizdir. Dolayısıyla videolarda bunları anlatmayı oldukça üzerinde duruyorum. Çünkü gerçekten önemli. Yani yıllardır hatta varoluşundan beri beklenen bir olay bu. Ne o? Regülasyonlar, devletlerin kripto paralara olan tutumu, neler yapıyorlar. Tamam. Şimdi öncelikle Kraken bu tokadı yedi arkadaşlar. Tabii bunun hemen üstüne CoinEx tarafına bir hareket oldu. CoinEx'e de aynı şekilde staking'i kaldır gibi başladılar. Tabi devamında CoinEx bunu gerçekleştirmedi. Yani CoinEx bunu yapmadı. Ve doğrudan ABD pazarlarından çekildi. Çünkü ya staking'i kaldırması gerekecekti ve farklı farklı altcoin'leri delist etmesi gerekecekti. Bunu yapmadığı takdirde SEC doğrudan CoinEx'i mahkemeye verecekti arkadaşlar. CoinEx bunlarla uğraşmak istemedi ve hemen gitti ABD pazarlarından çekildiğini açıkladı. Yoksa işte yok mahkemelik oldu etti bilmem ne tarzında olaylara girecekti. Hiç drama istemiyoruz dedi adamlar çekildi. Hemen üstüne SEC'in bir diğer vukuatı şu oldu. Paxos tarafına dedi ki hemen çekiliyorsunuz ve BUSD ihracatını durduruyorsunuz. BUSD kayıt dışı bir menkul kıymettir. Bunu ihraç etmemeniz lazım dedi arkadaşlar. Ve Paxos bunun üzerine Binance'la olan bütün ilişkilerini kesti. BUSD ihracatını da durdurdu. BUSD tarafında tabii ki eriyişler meydana geldi. Paxos bunu en nihayetinde kademeli bir şekilde yaktı arkadaşlar. Bir kere BUSD'nin mesela baktığımız zaman Bitcoin'i düzgün şekilde yakarsanız devamında sıkıntı olmaz. Fiyat destekli bir stable coin'den söz ediyoruz. BUSD'de de bu oldu. Mesela bunlar sabitliğini nasıl koruyor? Değil mi? Biliyorsunuzdur zaten. Market cap'i örneğin düşüş gösteriyorsa arkadaşlar adam bunu yakıyor. Ya da yükseliş gösteriyorsa bunu arz ediyor. Dolayısıyla 1 dolar sabitliği meydana geliyor ve bunu sürekli halde dinamik şekilde devam ettiriyorlar arkadaşlar. Evet. Tabii bununla beraber ortaya çıktı ve BUSD artık Binance'ın da gözdesi olmaktan çıktı arkadaşlar. Hemen üstüne tabii ki Voyager meseleleri patlak verdi. Voyager'ın Binance US tarafından alınmasının önüne geçildi gibi olaylar oldu. Buna kayıt dışı bir menkul kıymet dediler VGX'e. Voyager'a da bir kayıt dışı menkul kıymet satıcısı dediler. Binance'ın aldığı takdirde SEC ve diğer taraflardan arkadaşlar ses geldi ki senatörlerden yani ses geldi ki dediler ki siz bunu alırsanız işte bir kayıt dışı menkul kıymet satıcısı almış olacaksınız. Sizin borsanız bir kara para aklama yuvasıdır. O yüzden istediğimiz verileri nitekim bize sunmuyorsunuz da gibi 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 daha pek çok yerde pek çok şeyi söylediler arkadaşlar zaten. Yani Binance'ın da üzerine epey gittiler. En son KuCoin'i mahkemeye verdiler. Doğrudan KuCoin'le mahkemelik oldular. Bu arada Binance US meselesini atlamayayım. Binance US en son şey yaptıktan sonra mahkemelik olduktan sonra kazandı SEC'e karşı. Ama
ABD Adalet Bakanlığı temyize gitti. Hakim onu da tekrar şey yaptı. Reddetti. Yani temyizi reddetti ve bu şekilde kaldı. Tabii Binance US'in 1 milyar dolar karşılığında Voyager'ı şu anda satın alması bekleniyor. Beklenti böyle. Bu büyük ihtimalle Nisan'ın ortasına kadar gerçekleşecektir. Tabii ki bekleyip görmek gerekiyor. Bu haber de VGX token'ı epey bir ateşledi ama ben Binance US'e rağmen VGX token'ı yatırım yapılabilecek bir altcoin projesi olarak görmüyorum. Tam bir ölü coin'dir arkadaşlar. Biraz pump dump projesine ve spekülasyonlara göre hareket eden bir tamamen token haline geldi. Dolayısıyla farklı yerlere yönelmek daha akıllıca olacaktır. Ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Ha işte Binance'ın da üzerine gittiler vesaire. Çokça olay oldu. En son KuCoin'i mahkemeye verdiler. Dediler ki siz lisans olmadan bizim eyaletimizin yasalarına aykırı bir şekilde burada satış yapıyorsunuz dendi. Ve bu şekilde bir ithamla arkadaşlar, bu şekilde bir hareketle başsavcı Lilita James tarafından mahkemeye verildi. Mahkemenin sonucu tabi henüz belli değil. Mahkeme görülecek. Tabi bu mahkeme süreci de devam ederken aynı şekilde Lilita James beraberinde şey tarafından, Gary Gensler tarafından yani SEC başkanı Ethereum'da bir kayıt dışı menkul kıymet olarak ilan edildi ve bunun satışının yapıldığı açıklandı. Yani bunu da bir menkul kıymet olarak açıkladılar ve bu şekilde söylediler. Ethereum'da bir menkul kıymettir dediler. Yani iş bu noktaya kadar gitti arkadaşlar. CFTC ile şeyin olayı ne peki SEC'in? Tabii burada CFTC emtiaları düzenliyor ve denetliyor biliyorsunuz. SEC de aynı şekilde ne yapıyor? Menkul kıymetleri düzenliyor ve denetliyor. Şimdi SEC bütün piyasaya menkul kıymettir diyor. Zaten adam açık açık söyledi. Bitcoin haricindeki kripto paraların tamamı hiçbir şey ayırt etmeksizin menkul kıymettir dedi. Şey de bunun aksini söyledi. CFTC başkanı da bunun aksini söyledi ve dedi ki hayır bunlar özellikle Ethereum bir emtiyadır dedi ve kendi aralarında en son bir kargaşa çıktı. O dedi ki bunlar emtiyadır. O dedi ki bunlar menkul kıymettir. O dedi ki bizim bunu regüle etmemiz lazım. O dedi ki bizim regüle etmemiz lazım. Derken arkadaşlar en son bir kişi çıktı. Dedi ki işte burada bir senatör dedi ki ya dedi bunda tartışacak ne var? İşte emtiaları sen denetleyeceksin. İşte menkul kıymet olanları da sen denetleyeceksin dedi ama bu aslında çok saçma bir söylemdi. Çünkü zaten asıl sorun burada. Burada başlıyor mesele. Hangisinin emtia, hangisinin menkul kıymet olup olmadığı üzerine bu sorudan dolayı bile Ripple'la SEC arasındaki mahkeme 3 yıldır devam ediyor arkadaşlar. Yani asıl mesele orada zaten. Adamlar da onun üstüne tartışıyordu zaten. İki başkan, tamam mı? Şimdi devam edelim. Yani süreç bu arkadaşlar. Şimdiye kadar gelen toplam süreç, SEC'in, CFTC'nin piyasa üzerindeki etkileri, bugüne kadar olmuş olayları bu şekilde aslında bir aktarmaya çalıştım diyebilirim. CFTC üyesi kripto düzenlemesi için ortak çalışmalıyız. Tamam. ABD Emtia ve Vadeli İşlemler Komisyonu üyesi Summer Messinger, ülkede topyekün bir kripto düzenlemesinin hayata geçmesi için diğer kurumlarla ortak çalışma yapmaları gerektiğini vurguladı. Evet, ortak çalışmaları zaten gerekiyor. Yoksa bu tarz sıkıntılar çıkacaktır. Yok, o MTI'dı, bu menkul kıymetti. Sen düzenleyecektin, ben düzenleyecektim. Olmaz yani, olmuyor zaten, görüyoruz. Bugün basına konuşan Messinger, CFTC ve SEC'in birlikte kripto sektörünü regüle etmesi için Amerikan Meclisi'ne ihtiyaçları olduğunu belirtti. CFTC ve SEC'in dijital varlıklara dair farklı görüşlere sahip olduğu herkes tarafından biliniyor. Aslında farklı görüşlere sahip değiller. İkisi de ben denetleyeyim diyor işte. Hatta aynı görüşe sahipler. İki kurumun birlikte çalışmasına engel olan bir yasa bulunmuyor. Summer Messinger ise meclisten ortak bir yürütme zorunluluğu çıkmadığı takdirde anlaşmaya varacaklarına inancının olmadığını belirtti. Ha, anladım. Ya kendisi diyor ki burada normalde birlikte çalışabiliriz. Aksi bir durum yok ama işte
aynı masaya oturun, birlikte çalışın gibi zorunlu bir yasa geçmezse biz zaten aynı şekilde düşünmeyiz diyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu aslında bu şekilde açıklıyor. Dolayısıyla birlikte çalışmamız da mümkün değil. Adam biraz dolaylı yoldan aslında dürüst olmuş diyebilirim. Ya birlikte çalışsak bir tane coin için ya da bir kategori için konuşacağız. O diyecek ki bu işte menkul kıymettir. Ona göre düzenleyelim. O diyecek ki biz diyeceğiz ki bu emtiyadır. Ona göre düzenleyelim de bilmem ne işte. SEC ve CFTC'nin kendi kendine ortak çalışma yürütme ihtimali bence yok. Yasama organı iki kurumu zorla aynı masaya oturtursa bu gerçekleşebilir. CFTC ve SEC arasındaki görüş farkları. ABD'nin finans sektörünü düzenleyen iki kurum yıllar boyunca kripto konusunda bir türlü fikir birliğine varamadı. CFTC Başkanı Rosenbaum, Ethereum'u bir meta olarak tanımlayarak ETH türev araçlarının sertifikalandırılmasına izin verdi. SEC Başkanı Gary Gensler ise hisse kanıtı sistemiyle çalışması nedeniyle Ethereum'u bir menkul kıymet olarak yorumladı. Gensler teorisini ise staking faaliyetleri üzerinden gelir oluşumuna dayandırıyor. Yok, öyle olmuyor işte o işler. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Regülasyonlar gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar dediğim gibi herhangi bir kesinlik yok. Ama tabii bütün bu süreç olurken biraz sancılı geçiyor. İşte mahkeme süreçleri oluyor. Dava etmeler, soruşturmalar, incelemeler vesaire çok fazla oluyor. Olmaya devam edecektir. Bütün bunlar olurken aslında FUTABER'e kapılmamak esas olandır diye düşünüyorum. Ve bunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Durumlar böyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.